Bundan seneler önce zannedersem bir cenaze törenindeydi. Gazeteleri okuyorum. Ben yine burası hafta sonu yapıyorum. Klasik. Dünyalar güzeli bir kız. Bakıyorum, fotoğraf bana bakıyor. Bu diyorum ne, nasıl bir güzellik böyle. Sonra detayları okumaya başladım. Roxanne Kunter olduğunu, hanedan torunu olduğunu öğrendim. Muhtemelen tüm Türkiye'de o O zaman şekilde öğrendi anlamışsın. seni. Hoş geldin Çok sevgili teşekkür ederim. Roxanne. Hoş bulduk. Çok nazik. Roxanne güzel, Çok teşekkür ederim. yetenekli bir meslektaşım. Aynı zamanda çok değerli bir basketçinin kızı ama bir yandan da hanedan torunu, Osmanlı torunu. Anlatır mısın biraz bu soy ağacı da şimdi popüler ya, senin soyun bayağı eskiye kadar gidiyor, takip edilebiliyor. Kimin torununun 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 O torunusun kadar Roxancığım? uzak değil aslında. Şöyle ki Osman Nami Osmanoğlu'nun torunuyum. Osman Nami Osmanoğlu işte o cenazesi olan 2010 yılında kaybettiğimiz dedem. O Ayşe Sultan'ın yani Sultan II. Abdülhamid'in torunu. Yani Sultan II. Abdülhamid'in torununun torunuyum. Sultan II. Abdülhamid'in torunu demek aslında Hürrem Sultan'ın da torunu demek Tabii bir oluyor, değil şekilde mi? oraya kadar uzanıyor. hatta ismin de oradan geliyor. Yani şöyle ki oradan geliyor. Aslında Roxolan evet. Hürrem Sultan'ın esas isimlerinden bir tanesi. Birkaç tane ismi olduğu söyleniyor. Babam koyuyor Roxan ismini. Hem işte biraz internasyonel işte bir isim olsun. Hem bir yandan işte Roxan olsun. Biraz da Türkçeleşmiş bir isim olsun istiyor. Ve en sevdiği şarkılardan bir tanesi işte aynı zamanda Roxen Roxan. mi? Evet. Sting Allah! vesaire Sting'den mi hepsi bir dinliyor? yerde. Evet herhalde. Hepsi bir şekilde bir araya geliyor. Ve Roxan ismini koyuyor. Hatta bir de Türk isim. Yani tam olarak Türk olan işte Ayşe Sultan'ın kız kardeşi olan Refia Sultan'ın ismi Refia ismini de veriyorlar. Ben böyle Refia, Roxan, Kunter, Soyadı? Özkan diye gidiyorum. Allah! Refia! Refia, Allah! Roxan, Kunter, Özkan. Özkan. Özkan'ı da eşimin soyadı olduğu için kullanıyorum. Yaz Böyle dayan. yaz babam. Yaz babam yaz. Yaz babam yaz ama Roxanne Kunter'i Kullanıyorum, kullanıyorsun. evet. Ya evli olsan da Evet. çocuğun olsa da Evet. ekranda Ekran olduğun olduğu için. için, ona alışık olmuş olduğum için diyeyim hep bu ekranda. Onu kullanıyorum. Hiç bunu ön plana çıkarmadın Roxanne sen. Hep işinle ön planda oldun. Ne zaman ki böyle hanedan bir araya geliyor ya da işte bu konu konuşuluyor, o zaman basın çıkarıyor Evet. da buluyor bir şekilde. Ama sen hiç bunu ön plana çıkarma gereği hissetmedin. Ya biz bir şekilde böyle büyüdük aslında. Bizim aile terbiyemiz hep bu şekilde. Yani bazı şeyler evet var ama bu yani yaptığımız işle ön planda olmak işte tabii ki çok gurur verici bir şey. Yani benim için çok başka bir duygu. Hem babamın mesleği hem büyük babamdan, dedemden gelen aile soyu. Ama hiçbir zaman bunu ön plana çıkartmak bizim için şey olmadı. Hep sakladı. Saklamak da demeyeyim. Yani bu konuşulmaz. Ayıptı bizde hep bu tip şeyler. Dolayısıyla hiçbir zaman ön plana çıkarma gereği duymadım. Yani sen sultansın aslında. Tam olarak sultan değilim. Sultan torunuyum. Sultan Evet, torunusun. sultan torunuyum. Ama hanım sultan olarak mı geçiyorsun Şöyle sen? sultan olarak geçiyor Ayşe Sultan. Tamam. Ayşe Sultan'ın oğlu Osman Nami Osmanlı dedem Evet. Beyzade olarak geçiyor. Beyzade. Onun torunu oluyorum ben de. Beyzade Beyzade'nin torunu oluyorum. torunusun. Evet. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta Hı-hı. hatta 2. Abdülhamit'in 100. ölüm yıldönümü Evet. vesilesiyle tüm aile Bir araya bir geldi. araya geldi davetle. Hı-hı. Akrabalarının çoğunu tanımadığını fark etti mi? 40 torun çünkü bir araya geldi, Şöyle değil mi? ki bir de aslında tüm aile dediğiniz sadece Sultan Abdülhamid'in kolu bir Evet. araya geldi Evet. ve gelemeyenler de oldu. Türkiye'de yaşayanlar da vardı. İşte benim zaten 5 tane teyzem var. 4 tane teyzem var annemle beraber 5 kardeşler. Onlar da buradalardı. Tabii tanımadıklarım da var. Çünkü gerçekten dünyanın dört bir yerinden bütün aileyi bir araya getirdiler. Buradan da teşekkür ederim Cumhurbaşkanımız buna vesile oldu. Keza benim dedemin cenazesinde de çok yanımızda oldular. Burada da bir aileyi bir araya topladılar ve gerçekten çok anlamlı, çok güzeldi. Ben hani burada yaşıyorum, işte saraylarımızı geziyorum. Ne olursa olsun bir şekilde hep kulağımda ve işte
hayatımın içerisinde Sultan II. Abdülhamit, ama onlar sürgün hayatı yaşadılar hep büyükleri hayatları boyunca. Bu vesileyle de buraya geldiler. Onlar için bence benim adıma da çok çok anlamlıydı, ama onlar adına da çok seviniyorum çünkü çok anlamlıydı gerçekten. Türk pasaportu olmayanlar var. Halbuki evet. Türkler ne kadar önemli onların Türk pasaportu olması. Fakat maalesef Türk pasaportları yok. Ne oldu? Öyle mi? Dur bakayım. Ne arandı? Ah, burada mı? Yok, değil. Bir şey aradık da burada değil. Biz de işte böyle görüyorsun. Yok, ben çok alışıyorum. Bizde de böyle. İyi ki yayıncısın. Evet, başka biri olsa yani. Böyle şok olabilirdi. Ama bu şekilde olmak daha keyifli. En azından. Aile ortamı. Evet, Roksancığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok merhaba. Şimdi biraz daha hanedandan bahsedelim, ama sonra çok önemli bir babanın kızısın. Aynı zamanda meslektaşımsın. Ona da birazcık hı-hı. değinmek istiyorum. Akrabalarınla bir araya geldiğinde onların Türkiye'yi görmemesi ya da ilk defa Türkiye'ye gelmesi bir açıdan sevindirici, bir açıdan da tabii acı verici. Ama sen buradasın ve sarayları geziyorum diyorsun. Ne hissediyorsun sarayları gezerken? Ya şöyle ki şimdi çok enteresan. Evet, özellikle Beylerbeyi Sarayı çok anlamlı. Çünkü Sultan II. Abdülhamit orada vefat etti. Dedem işte Sultan II. Abdülhamit öldüğü yıl hayata geldi ve işte belki 3 aylık 4 aylıkken Sultan II. Abdülhamit ile bir araya geldiler. İsmini Sultan II. Abdülhamit verdi. Ve vefat etmiş olduğu odaya yatağa kadar yani dokunma şeyi şansı buldum. Evet, Sultan II. Abdülhamit'in yatağa dokunma şansı buldum. Normalde girmek yasak ama hı hı. sağ olsunlar bize bir güzellik yaptılar diyelim. Çok anlamlıydı. Yani hakikaten böyle tüylerim diken diken oluyor. İşte anlatılanlar var, işte orada yaşadıkları var, vefat edişi var, ne sebeple hı hı. vefat ettiği var, işte yıkandığı banyo var. Çünkü banyo üzeri işte böyle bir hikaye vardır. Çok rahatsız, her sabah banyo almak ister. Rahatsız olduğu sabah da banyoya gider, fakat sıcak su yoktur. Ama yine de soğuk suyla yıkanır ve sonrasında da vefat eder. İyice rahatsızlığı artar. Çok anlamlıydı gerçekten. Tahmin edebilirsiniz ki tabii. gerçekten çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Bunları yaşattıkları için bize, devlet büyüklerimiz diyelim. Şimdi şöyle bir durum var. Sanki yeni bir cumhuriyet gibi gözüküyoruz. Atatürk'ün çocuklarıyız hepimiz. Fakat benim Atatürk'e olan büyük hayranlığım ve sevgim, sadakatim, saygım benim geçmişimi unutmam anlamına gelmiyor. Ben aynı zamanda bir Osmanlı torunuyum ve o bölümle de çok büyük gurur duyuyorum. Her bir adımıyla, her bir padişahıyla, her bir veziri azamıyla, aynı zamanda sonrasında zamanı ayak uydurularak verilen Kurtuluş Savaşı'na ve Atatürk'e de çok büyük saygı duyuyorum. Bir cumhuriyet kızıyım. Şimdi böyle bir ayrım var bazı kesimlerde, evet. farkında mısın? Ya işte cumhuriyetçisindir ya Osmanlısındır. Hayır efendim, ben ikisiyle beraberim. Ya biz Osmanlı torunu olarak bunun ayrımını yapmıyoruz. İkisi deyiz. Yani biz Osman Gazi'nin torunlarıyız. Ama bununla beraber Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin kadınları ve çocuklarıyız. Evet. Yani benim dedem de sürgünden buraya döndüğü zaman cumhuriyete geldi. Ve çok da özellikle Ayşe Sultan yazdığı kitabında da belirtir. Kesinlikle çok mutlu olduklarını, Atatürk'e karşı büyük hürmet duyduklarını, büyük saygı duyduklarını her seferinde dile getirirler. O dönemin şartları oydu. Yaşanması gerekenler oydu. Ama sonrasında da bu şekildeydi yani, ve herkes de bunu kabul ediyor ve büyük büyük saygı duyuyor. Kesinlikle ayrım olmaması gerektiğinden yanayı güzel edecek. Şunu düşünmek gerekiyor ki aslında Atatürk'te Osmanlı askeri ve çok uzun zamanda Osmanlı adına savaşıyor. Sonra da dönemin şartları gereği cumhuriyeti kuruyor ve hepimiz hem Osmanlıyız hem cumhuriyet torunuyuz ve bununla da gurur duyuyoruz. Bir ayrım yapmayı, Osmanlı'yı yok saymayı ya da sadece cumhuriyet varmış gibi davranmayı ya da cumhuriyet hiç yokmuş, Osmanlı'ya dönmeliyiz gibi bir varsayıma da hiç ihtiyaç yok. Hanedan da bunu dile getiriyor zaten, öyle değil mi? Sevgili Roksan. Annem ne yapıyor bu arada? Annem iyi. Annem çok hiç ortada değil. Yok, evet. Annem kim bilmiyorum bile. Yok. Düşünemiyorum bile şu anda.
hafızamda imaj yok. Yok yani hiçbir zaman o da ön planda olmadı. Hatta benden bile daha geri plandaydı. Ben mesleğim dolayısıyla hep ekrandaydım vesaire işte... Şans eseri daha işte cenazelerde vesaire de ön plana çıktım ama annem hiç yoktur. Burada İstanbul'da yaşıyor. Uzun yıllar o da Fransa'da yaşadı babamın mesleğinden dolayı. Şimdi buradalar. Çok ön planda olmayı tercih etmiyor. Şimdi Roxan bayağı boylu poslu bir kız. 1.77. 1.79, 1.80. 1.80. Neden? Çok değerli... spor, çok önemli bir spor adamının kızı, Erman Kunter'in kızı. Basket deyince akla ilk gelen isimlerden biri Erman Kunter ve babasının yolunda gitmeyi tercih etti, öyle değil mi? Evet. Hep tabii basketle yoğruldun sen. Yani basketbola doğdum diyebilirim. Hep diyorum spor saygı çocuğuyum. Hep oralarda büyüdüm. Hayatımda hep babam bir de çok nasıl diyeyim işini mesleğini çok yaşayan bir insan. Sporculuğunda hele daha da fazla yaşıyordu. Sporla yatıp sporla kalkıyordu. Hı-hı. Dolayısıyla ben de hep o şekilde büyüdüm. Sağ kenarlarında top sektirerek büyüdüm ve sonrasında doğal olarak tabii ki basketbola başladım. İşte yüzdüm, atletizm yaptım vesaire denendi hepsi ama işte yaş geldi mi hemen babamın da itmesiyle diyelim basketbola başladım ve uzun yıllarda 10 yılı aşkın bir sürede oynadım. Galatasaray'da profesyonel basketbol oynadım. Fransa'da bir yıl profesyonel oynadım. Sonrasında işte üniversite eğitimi vesaire bırakmak durumunda kaldım. Çünkü üniversite eğitimi aldığım şehirde iyi bir takım yoktu. Birinci seviye bir takım yoktu. Bıraktım. Ama bir türlü kopamadım. Hep içindeydim işin. Sonrasında da zaten spor spikerliğiyle basketbol öncelikle şeyle maçlarda vesaire işte maç önü maç sonu yayınlarıyla bu işe adım attım. Bein Sports'tasın Bein şimdi. Sports, evet. Spikerlik yapıyorsun. Aynı zamanda maçları da anlatıyorsun. Türkiye'de basket gittikçe gelişiyor. Gittikçe hayran kitlesi artıyor. Doluyor arenalar. Evet. Ve sen de aslında bunun bir parçasısın. Çünkü çok uzun zamandan beri ki baban da öyle. Evet. Çok uzun zamandan beri bu mesleği icra ediyorsunuz. Ama aynı zamanda evlisin. Hı-hı. Bir annesin. Pek çok karpuz var. Hangisi öncelikli? Tabii ki aile. Tabii ki oğlum. Her şeyden önce siz de biliyorsunuz evlat bambaşka bir şeymiş doğurduktan sonra anne olduktan sonra anladım. Ben hep onu diyorum oğlumdan öncesi var ve oğlumdan sonrası var kesinlikle hayatımda ve tabii ki eşim. Her zaman destek olup izliyor beni sonra niye söylemedi. Ama ben de, tabii şimdi çocuk söz konusu olduğunda eşler tabii ki eşim de. Tabii ki. Öyle bir durum var. Basketle ilgisi var mı eşinin? Eşim çok iyi bir seyirci. Gençliğinde gençliğinde hala genç tabii lise yıllarında eve gittiğinde battıkça batıyorum değil mi? Buraları silin. sayılmaz boş ver. Evet, geri alalım. Geri alalım bunu. Lise yıllarında oynamış. İyi bir takipçi, iyi bir analist. İzlerken maçları enteresan yorumlar oluyor şimdi bazen. Şimdi profesyonel mi? Bir profesyonel çalışan evet, mı? Evet. T8'de çalışıyor. Kurumsal iletişim. Acun Medya'da kurumsal iletişimin başında. Güzel. Evet, Acun, aynı ve genç. Ve genç. Evet. Değil mi? Hep genç değil mi? 33 yaşında gencecik. 33 yaşında mı? Evet. Allah ilgi versin. Hayır yani. 33 bakın yaşında yani. Gençken dedi. Yani. 20... yok sayılmaz hiç. Sayılmaz canım aman. Evet. Peki nasıl tanıştınız? Meslekte mi tanıştınız? Meslekte çalıştık. Sen evet. Spor sahalarında o kurumsal iletişimde nasıl o şöyle ki A Haber'de çalışıyorduk. İkimiz de ben spordaydım. O zaman spor yoktu A Haber'in. Spor tarafındaydım. Eşim de dış haberler tarafındaydı. Hatta bir dönem muhabirlik falan filan da yaptı. Haberin içinden gelen bir insan. Zamanında işte birçok kanalda da görev almış bir insan. Sonrasında kurumsala doğru kaydı. Öyle tanıştık. Evlendiniz ve anne oldun. Sana dizi teklifleri geldiğini de biliyorum. Özellikle Muhteşem Yüzyıl'da gelmişti ama sen oynamamıştın. Öyle bir haber çıkmıştı. Evet, doğru muydu? Direkt teklif demek doğru olmaz aslında. Timur Savcı görüşmeye gittim. İşte audition çekildi. Sonrasında işte görüştüğümüzde tabii şimdi zaten
Meryem Uzerli rolünün çok iyi bir şekilde hakkını verdi. Hiçbir şey söylenemez. Sen Hürrem Sultan rolü için mi? O rol için aranıyordu. Aa, wow. Sonra görüştüğümüzde de hani bir takım rollerde olamayacağım, yapamayacağım bazı rolleri de aktardığımda zaten bir daha geri dönüş olmadı. Çünkü çok kolay altından kalkabileceğim bir rol değildi. Tabii. Yani yapabileceğimi de yok düşünmüyorum açıkçası. Hele Meryem'in performansını gördükten sonra. Bak 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 sana bak. Gençim bak işte orada ben gençken. O sen gençken mi? Ya bundan 5-6 yıl önce. Koyu evet. Renk saçlıymışsın. Evet. Neden açtın saçını? Ben değişiklik olsun. Değişiklik diye, olsun böyle bir, evet. Bu arada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gözler masmavi. Kime benzetirler seni baba. Ailede? Baba. Babana benziyorsun. Evet, annenle baban nasıl tanışmışlar? Annemle babamın tanışması da ilginç. Çok gençmiş annem. Babam da tabii çok gençmiş. Annem 19, babam 23 yaşında. Karşı tarafta Divan Pap o zaman meşhur. Herkes oraya gidiyormuş. İşte onlar da gitmişler. Bir gün ne annem babamı. Annem babamı hani babamın annemi tanımaması çok normal de annemin babamı tanımıyor olması biraz anormal. Çünkü canım, o zaman çok popüler. Alakası yokmuş ama çok popülermiş. Hakikaten ha, o dönem. Evet. Akan sular dururmuş Erman Kunter deyince o şekilde anlatılıyor bilmiyorum. Doğru, doğrudur. Doğru. Öyle bir dönemmiş. Orada tanışmışlar ilk görüşte aşk. Zaten çok çabuk evlenmişler evet. Başka kardeşin yok, yok değil mi Roxan senin? Çocuk. Tek çocuk. Allah'tan mı? Neden? Yok herhalde paylaşamazdım annemle babamı diye düşünüyorum. Çok düşkünsün biraz, annenle evet, babana. Yakınsın. Yakın. Torunla nasıl annenle i̇yiler, baban? Çok iyiler. İyiler. Şimdi babam daha tabii tam olarak hani nasıl davranması gerektiğini bilmiyor demeyeyim de... Nasıl işte daha henüz oynamayı bilmiyorlar. Daha çok ufak geliyor. Babam bir de kocaman elli kocaman oldu. Korkuyor mu? İlk zamanlar bir korkuyordu kocaman kucağı bir almaktan adam, falan vesaire. Oğlan korkuyor mu? Hiç korkmuyor. Tam tersi. Mesela şimdi ortama girdiği zaman işte dedesinin olduğu yere girdiğinde ilk çok enteresan herhalde kan çekiyor. Çok da sürekli bir araya gelmiyorlar. Şimdi anneanneyle çok bir aradalar ama dedenin işini vesilesiyle çok bir araya gelemiyorlar ama direkt ona doğru gidiyor yani herhalde kan mı çekiyor artık ilginç geliyor sesi böyle kolun falan böyle kocaman bir adam falan direkt ona gidiyor. Çok güzel. Benim babam da tek başına anaokulu. Gerçekten. Ben babama öyle söylüyorum. Baba sen tek başına anaokulsun diyorum. Aa, çok güzel. Yani müthiş bir dede oldu babam. Aynı zaten kadar. Belliydi ama ikizleri tek başına öyle bir idare ediyor. İkizler böyle babamın peşinden dede çok güzel. Yapışıyorlar babama. Gerçekten bir anaokulu. Ölüyorlar. Ne kadar güzel. Yani büyükler ve çocukların iletişimini izlemek ne kadar güzel çok başka, değil mi? Çok başka değil mi ama? Çok keyifli. Ya bizimle olduğu gibi değiller. Değil. Anneannesiyle de babaannesiyle de benim oğlum hiç öyle bambaşka. Değil. Bambaşka. Ya bana yaptıklarını ya hiçbirini oğluma yapmıyorlar. Ben de sürekli hayır ona elleme, hayır bana dokunma böyle bir. Demirhan her türlü masanın üzerinde ne varsa alıyor, oynuyor, kırıyor, mumla. Dökülüyor. Evet, evet hiç. Valla torun olmak var. Gerçekten öyleymiş. Elinde. Bu kitabı göstermek istiyorum. Bu kitabı sevgili Roxan getirdi bana. Babam Sultan Abdülhamit Ayşe Osmanoğlu'nun yazdığı bir kitap. Ben genelde Osmanlı ile ilgili yazılan kitaplara çok meraklıyım. Hepsini okurum. Bunu nasıl es geçmişim anlamadım. Bir de Timaş'tan çıkmış. Çok kolay okunabilen bir kitap ve hakikaten Ayşe Sultan'ın bütün hatıraları Sultan II. Abdülhamit'le birlikte işte yaşadığı yıllar, Yıldız Sarayı'nda yaşadıkları, sürgün hayatında yaşadıkları vesaire. Hakikaten Sultan II. Abdülhamit'in hayatını merak edenler için birebir birinci ağızdan anlatılmış bir hikaye, bir kitap diyelim. Bir de Kenize Mirat'ın bir kitabı var, hı-hı, Saraydan Sürgüne, hı-hı, diye. O da o kadar etkilemişti ki beni. Hem döneme damgasını vuran olaylar hem de hanedanın o dönemde yaşadıklarını anlatan. Şimdi mesela diziler çekiliyor. Sen o dizileri seyredebiliyor musun? Ne düşünüyorsun? Çok fazla dizi seyredemiyorum açıkçası. Şimdi Payitaht var sanırım. Evet. Cevdet'in hayatını anlatan. Dönem dönem bakabiliyorum ama cuma akşamları, ben de cuma akşamları Euroleague maçlarına gidiyorum. Dolayısıyla izleyemiyorum. Ama Muhteşem Yüzyıl'ı yakından takip ediyordum. Tabii o biraz daha gerçek dışıydı. Daha hayal ürünü tabii, vardı işin içerisinde. Çok daha uzak tarih. Evet, çok daha yazılı uzak tarih. Olmayan bir harem söz konusu. Evet. Daha hayal ürünü. Evet. Ama Payitaht için annem daha çok takip ediyor. Daha gerçeği yansıtan bir dizi olduğunu biliyorum. Şimdi Fatih dizisi başlıyor. Onu da çok evet, merakla bekliyorum. Çok çok sevdiğim bir arkadaşım da yapımcısı ve eşi yapımcısı. En yakın arkadaşımın eşi daha doğrusu. Kim yapımcı? Saner Ayar. Saner Ayar. O2'nin. Evet. Saner Ayar mı? O3 yapıyor. O2.
rezalet. Öldürecekler beni. İşte ben bir isimler. Evet, çok korkmuşum ya gerçekten. Aa, çok güzel. Çok güzel diziler evet, yapıyorlar. Evet, evet. Peki akrabalarla görüşebiliyor musun? Böyle hanedan ara ara ya da tanıdıklar, daha yakın olanlar bir araya gelebiliyor musunuz? Şöyle teyzelerimle çok sık bir araya geliyoruz, kuzenlerimle. Ama o çok şey sayılmaz. Evet, çok öyle şey. Hanedan sayılmaz, aile. Şimdi işte en son bu 100. yıl vesilesiyle bir araya geldik. Sonrasında tekrar hani planlar yapılıyor bir araya gelmek adına. Yurt dışında yaşayanlar da daha sık gelmeye çalışacaklar. Yine hükümetimiz de destek oluyor bu konuda. Bak. Evet, teyzelerim bunlar. Teyze, hangisi annen? Annem en sol tarafımdaki yani. Sarışın olan. Aa, genç annen de. Genç. Bayağı genç. Hı. O da hiç sarışın, gibi. Hoş. Diğer... Dördü teyzem. Dördü de teyzem mi? Yok, esmer olan benim yanımdakinin yanındaki diyeyim. Evet. O kuzenim. Yani yanımda teyzemin kızı, en büyük kuzenim. En büyük teyzemden Mediha teyzemin kızı. Ayşe Kristin. Fethiye teyzem. En yanındaki. Beyefendi kim? O Cemil, o da aile büyüğümüz. Yine teyzemlerin yani annemlerin bir akrabası yine. Tam olarak şey olarak bilmiyorum hangi koldan geldi ama o da Abdülhamit kolundan geliyor. Fakat Roxanne'ın boya posa bakar mısınız? Bir de şey eğilmiş. Teyzem de uzundur. Dorothy teyzem de uzundur. O da 77-76. Evet. Gülnur Dorothy. Biz Dorothy diyoruz ama Gülnur Dorothy. Evet. Ötekinin ismi? Mediha. Fethiye. Annem de Ayten Sofya. Evet, bir de Adile teyzem var. O gelemedi. Adile Nami Osmanoğlu olan. Evet, o da teyze. Adile Hanım'ı ağırlamış. Evet, ağırlamış. Çok seviyorum Adile Hanım'ı. Adile Nami Osmanoğlu Tars. Evet, o da biz ailecek. Benim annem de öyle. Ressam o da. Evet. Adile Hanım senin teyzen evet, mi? Evet, teyzem. Ay, ne dünya tatlısı. Çok teşekkür ederim. Bir kadın. Çok çok tatlı. Birinci teyzen yani. Tabii, direkt annemin ablası. O daha faal. Tabii. O daha faal. O ağırladık evet. Biz. Hatta 2-3 kere ağırladık Adile Hanım'ı. Hatırlıyorum. Mersin'de yaşıyor şu an. Zannedersem. Evet. Ah, çok tatlı ya. Şimdi Adana'dalar yanlış mı? Yoksa Adana tarafına geçtiler işte işlerden vesile ve şeyden dolayı vesaire. Ha, siz bayağı kadın tabii. Egemen bir... Biz tam öyle zaten buraya aile geldi. Herkes kadın 2-3 tane erkek var. Evet çok. Eyvah. Daha çok kadın. Evet. Çok fena. Çok sıkıntı. Erkek doğurmak gerekiyor Hanedan'a. Doğurduk. Demirhan. Şimdi Demirhan ne oluyor? Beyzade'nin torununun çocuğu olur. Bir ünvan yok mu? Yok. Ama hiç havalı değil. Bir ünvan vermek lazım Demirhan'a. Demirhan Sultan. Demirhan, o yüzden koydum ben adını. Demirhan. Evet. Evet. Ne güzel isimler var. Bak Roxanne mesela harika isim. Senden sonra Roxanne koyanlar vardır diye tahmin ediyorum çocuğunun ismini. Olabilir. Kızın olursa da Mihrimah koyarsın belki. Hanzade düşünüyordum. Çok güzel Hanzade de. Çok seviyorum. Harika bir isim Hanzade ismi. Evet, bakalım. Düşünüyor musun? Şu an için düşünmüyorum. Kaç yaşındasın sormasayım? 33. 33. Ha sen de gençken. Evet. Gençtim. Sen de gençken. Peki biraz ekrandan bahsedelim. Neler yapıyorsun? Nereleri takip ediyorsun? Şimdi her şeyi takip ediyorum. Gün Ortası diye bir programım var. Hafta içi her gün. Saat 1'de başlıyor. Ali Emre ile birlikte sunuyoruz. Futbol konuşuyoruz tabii ki daha çok. Ama tüm spor dallarına yetişmeye çalışıyoruz. Futbol, basketbol ağırlıklı diyelim. Hafta içi bu şekilde geçiyor. Hafta içi bir akşamda mutlaka Euroleague maçına gidiyorum. Genelde cuma akşamları oluyor. Maç önü maç sonu programı yapıyorum. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğu şu anda Euroleague'de mücadele ediyor. Onun dışında geri kalanında tamamen çocuğumu adamış ve eşimi adamış durumda geçiriyorum. Peki işe gittiğinde böyle çocuğundan zaman çalmış gibi hissettiğin oluyor mu? Oluyor tabii zaman zaman ama iş saatlerim uygun olduğu için çok da sıkıntı çekmiyorum açıkçası şu sıralarda. Ama tabii ki işten döndüğüm anda her şeyi bırakıp... Hani çocukla oyun oynayan bir halde buluyorum kendimi. Nasıl bir anne oğul ilişkiniz var? Valla ben çok düşkünüm. Gerçekten hani şu an için hani derler ya çocuk genelde erkek çocuklar anneyi düşkün olur falan. Hani şu an için bizde öyle bir şey yok. Baba da çok oyun oynayan ve düşkün olduğu için hatta şu an birlikteler. Gözünü açıyor baba oynayalım baba hadi oyun oynayalım oyun kurbana şeklinde.
İkimiz de hani çok düşkünüz. O da aynı şekilde. Anaokuluna başlattın mı? Şöyle pazartesi günü yani yarın başlatmayı düşünüyoruz. Ha, oyun grubu mu? Oyun grubu, cimbori evet. Falan gibi bir evet, şey. Evet, aynen o şekilde. Ha, biraz Fransızca, Fransızca eğitim ağırlıklı veren bir okula başlatacağız. Petit ekol. Her şey biliniyor tamam. Tarabiye geliyorsunuz evet, Tarabiye'ye, ya, evet. Ha, evet. La Petit Ecole'e başlıyoruz. Harika. Ondan sonra işte ilk bir hafta yarım gün gidecek. Sonra zaten bir vakans, bir tatil var. Sonra vakans. Sen Fransızca evet. Tandanslı mısın? Şöyle ki üniversiteyi Fransa'da okudum. Annemin ana dili sürgünde doğdukları için Poitiers'de Fransızca 74'e kadar Fransa'da yaşadılar. Vatandaşlık var mı? Babam da var. Bizde Alman vatandaşlığı var. Anneannemden ötürü. Babam uzun yıllar, 10 yılı aşkın süre Fransa'da kaldığı için antrenörlük görevi vesilesiyle aldı. Annemin Alman olması tabii işi kolaylaştırdı orada. Annem de annesinden ötürü, anneannem Alman. Öyle bu şekilde. Peki aldık. Şimdi o kadar enteresan bir durum söz konusu ki öz Türkler, öz yani Osmanlı torunu, hanedan. Fakat bir şekilde sürgünde doğuyorlar ve ister istemez oranın kültürüne ve oranın şartlarına adapte oluyor Osmanlı ailesi, Osmanlı hanedanı. O kadar ciddi ciddi bir bölünmüşlük. Evet. Mesela Adile Hanım o kadar öz Türk ama aksanlı. Evet. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Sen nasıl hissediyorsun ya da nereye ait hissediyorlar bir önceki kuşak kendisini? Şöyle ben çok Türk hissediyorum. Ben Türkiye'de doğdum. İşte baba tarafımda çok işte İstanbullu, eski İstanbullular. İşte benim yani okulu burada okudum, liseyi burada okudum. Zaten Türk örf ve adetleriyle büyüdüm. Annemler de o şekilde büyüdü ama tabii ki Fransa'da bunun zorluğunu çok yaşadılar. Çünkü işte gittiklerinde daha doğrusu doğduklarında diyeyim Fransa'ya doğuyorlar ve otomatik olarak ana dilleri bir şekilde Fransızca oluyor. Tabii. Babam, dedem daha doğrusu bir şekilde onlara vermeye çalışıyor bu Türk kültürünü. Teyzeleri geliyor, gidiyor yani aile büyükleriyle görüşüyorlar çünkü çoğu Fransa'da yaşıyor. Bir şekilde alınıyor. 74'te dönüyorlar annem 13 yaşında. O da yine travma. Büyük travma ülke yaşıyorlar. Ülke değiştiriyorsun. Çok büyük sorun yaşıyorlar. Aslında öz vatanına dönüyorsun ama sürgünden dönüyorsun. Bir de şimdi şöyle de bir problem var o dönem. İşte annem 13 yaşında, Adile teyzem de 15-16 yaşında. Şimdi yaşlar aslında çok küçük değil. Ergenlik yaşı. Türkçeleri çok az büyük ihtimalle. O dönem hani şu an konuştuklarından da kötü. Burada Türkçe öğreniyorlar. Bir yandan o dönemde bugünkü gibi bir Osmanlı sevgisi yok. Doğruya doğru. O dönem biraz daha bir nefret demeyeyim ama bir ön yargı var o. Osmanlı'ya karşı. Uzak. Evet. Uzaklaştırılmış. Bunu benim dedem de buraya döndükten sonra işte mesleğini yapmaya çalışırken de yaşıyor. Çok kısa öyle çalışıyor mi? Zaten. 1,5 yıl falan çalışıyor. İyi bir eğitim almış Fransa'da, İsviçre'de. Uçak mühendisi yanılmıyorsam bayağı mühendislik okumuş biri. Çok kısa çalışabiliyor. Sonrasında annemler okulda sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle Gülnur Dorothy teyzem bayağı problem yaşıyor. Sonrasında Pierre Loti'ye geçiyor zaten okul olarak. Orada Demirhan da Pierre Loti'ye geçecek muhtemelen. İşte biz de hedefimiz o yönde. Vatandaşlık varsa evet. Söz konusu oluyor. Evet, oluyor. Sonra zaten çok frankofon bir hani teyzelerim orada gidip geliyoruz vesaire. O yüzden böyle bir şeyimiz var. Sonrasında bir şekilde adapte oluyorlar. Çok genç yaşta evleniyor annem zaten. Bir teyzem, iki teyzem zaten Almanya'da, büyük teyzelerim. Hiç Türkiye'ye gelmiyorlar. Almanya'da eğitimlerine devam ediyor. Çünkü onların yaşları da büyük. Gelip gidiyorlar tabii ki çok sık. Adile teyzem, Gülnur teyzem ve annem buradalar. Erken yaşta işte teyzem zaten Pierre Loti'den Fransa'ya geçiyor Gülnur teyzem. Adile teyzem burada kalıyor, evleniyor. Annem de keza evleniyorlar ve hani hayatlarını bir şekilde iki teyzem burada devam ettiriyor. Ve alışıyorlar tabii ki yani sonuçta İster vatanları istemez. Ve zaten gitmek istemiyorlar hiçbir şekilde. Fakat zor, dediğim gibi zor. Peki ailede ya da sizin elinizde Sultan Abdülhamit'ten kalma bir
ne bileyim bir mendildir var mı? Var. Annemde çok var. Daha doğrusu anneannemde çok vardı. Kardeşlerine, işte kızlarına daha sonrasında verdi. Hı. İşte benim annemin lohusa yatağı da işte Sultan Ayşe Sultan'ın çarşafları hala görüyorum resimlerde. İşte isminin baş harfi işlemeli çarşaflar. Mesela değerli. Var çok değerli. Ben zaten o şekilde anladım çocukluğumda. Hani bana kimse kalkıp da kızım sen şunun torunusun, şunun çocuğusun demedi. Evde gördüğüm bir takım ailemizden kalma bir takım eşyalar vesilesiyle bazı şeylerin farkına vardım. Hani o kim, bu kim resimleri görüp işte şu 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 bu şu falan diye anlatıldı. Şimdi düşünüyorum da bir yandan çok büyük bir gurur, bir yandan çok büyük zorluk, bir yandan üzüntü verici, bir yandan anlayışla karşılanır. Çünkü revolüsyonlar, sen Fransız tendanslı olduğun için sana le revolution. Hiç Fransızcam yok, yanlış anlaşılmasın. Var gibi gerçekten. Yani devrimler her zaman çok zor olmuş. Evet. Fransız devrimine baktığında, en yakın Rus devrimine baktığında, Bolşevik tabii devrimine ki, baktığında, yine zaten. Rus hanedanı hatta öldürülerek, katledilerek bir bölümü kaçmak zorunda kalmış. Fransız devrimi de öyle. Yine bizde sürgün edilmiş ama tabii o dönemi tarihçilerin sorgulaması gerekiyor. Ben her zaman bunu söylüyorum. Hem Osmanlı genlerimle, tarihimle, hem de Cumhuriyet tarihimle ve genlerimle gurur duyuyorum. Hı hı. Şimdi gel biraz basketten bahsedelim. Ne olacak bu basketin hali? Yoksa söyle. Hangi takımı tutuyorsun? Takım tutmuyorum. Zaten tutmamak gerekiyor herhalde. Evet, tutamıyorum zaten çok ilginç bir şekilde. Yani öyle bir şeyim yok ama hani Avrupa'da kesinlikle futboldan konuşsak Beşiktaş'ı tutuyorum. Ligde kim hani gerçekten hani o sezon iyiyse, hak ediyorsa onun şampiyonluğunu istiyorum. Basketbolda da öyle. İşte Avrupa'da Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes taraftarıyım tabii ki. Ligde de kim bu sezon iyiyse onun tarafındayım ister istemez. Şöyle ki mesela bu sezon Tofaş'ın oynadığı basketbol çok hoşuma gidiyor. Onları işte ligde iyi yerlerde ve başarılı görmek istiyorum ki kupada zaten finale kaldılar. Türkiye Kupası'nda. Eşin izliyor değil mi? İzliyor. Ay, o Beşiktaşlı. O Beşiktaşlı. Hı. Benim bey de Beşiktaşlı. Koyu. Bayağı koyu. Öyle mi? Bir şey sormak istiyorum ama eşin umarım sorduğum için kızmaz. Hassas bir nokta olduğunu düşündüğüm için bunu baştan söyledim. Hemen kapatabiliriz arzu edersen. Bir ara seni böyle rahatsız eden bir hayranın vardı. Yok, rahatsız olmaz. Zaten halloldu o mevzu. Evet. Yani sen hiç de öyle o kadar uzak, o kadar böyle soğuk, mesafeli bir kadınsın ki yani Roxanne'ı dışarıda gördüğünüzde yani öyle hemen atak yapabileceğiniz tarzda biri değildir, yanında eşi olmasa da maçlarda gördüğüm için söylüyorum. Nasıl olmuş bu iş anlamadım. Şöyle bir iki defa başıma geldi, bir değil birkaç kere oldu. Çok sağlıklı bireyler değillerdi bu tip şeyleri yapanlar. Yani işte yanılmıyorsam raporları da var. Doktor raporları da var. Ekranda görüp aşık olup herhalde o şekilde olup pek anlam veremediğim bir şey. Sonrasında mektup yazıp işte hatta o zaman NTV'de çalışıyordum, kapıya kadar gelip vesaire. O tehlikeli bu tip işte. Şeyler oldu. Bana da kanla yazılmış bir şiir gelmiş. Gerçekten evet. Korkunç. Neden kan? Bilmem. Böyle bir de akrostiş yapmış, oylu. Kanla yazmış. Ne ruh hastaları var. Evet, biraz değişik. Gerçekten ya, ben anlayamıyorum. Beni de evli zannediyordu kendisiyle. Öyle mi? Tabii. Eşim benim falan. Allah Allah. Kim bilir nasıl bir ruh durumu içerisindeydi ama zannedersem hukuki yollara başvurdum. Evet, hukuki yollara başvurdum. Devam ediyor. Şu an için sonuçlanmadı. Dışarıda mı? Dışarıda. Korkuyor musun peki? Yok. Pek korkmuyorum. Yani hani ulaşabileceği bir yerde değilim diye düşünüyorum. Yani ulaşırsa da herhalde iletişime geçerse ben de söylerim, yani korkacak bir şey olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Tabii bugün dünyanın geldiği hali düşünürsek belki de biraz korkmak gerekiyor ama. Aynen. Çünkü kadına yönelik şiddet, sürekli bu haberleri paylaşıyoruz. Kadın
şikayet ediyor ama canına kast olmadığı için vesaire belirli onun kriterleri var biliyorsun. Evet. Serbest yargılanıyor ya da serbest bırakılıyor ya da diyor ki hukuk benim bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Onun için ne olursa olsun bir şekilde korku içinde de yaşanmaz tabii. İşte aslına bakarsanız bir nevi bu da kadına şiddet. Yani tabii. Bir şekilde bu da bir şey de çok normal olan bir şey değil. Evet. Ama bunun da önüne geçemiyoruz bir noktada maalesef. Ay Roxanne çok tatlısın. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Çok tatlısınız. Vallahi çok gerçekten ben hep Roxanne'ı görüyorum. Çok da beğenerek çok izliyorum. Ben de öyle. Basket maçlarında da görüyorum. Endamına herkes hayran zaten. Ama ilk defa bu kadar samimi bir sohbet yaptık. Dürüstlüğün, saygıdeğerliğin, kaliten, duruşun çok zarifsin. Çok teşekkür ederim. Güzellik ve başarı bir kenara ama gerçekten çok zarif bir kadınsın. Çok zarif bir annesin. İyi ki geldin, iyi çok ki bizimle beraber ediyorum. Olduk. İyi ki geldin. Kitap için çok teşekkürler. Sana bir kitap armağanım var. Tamam. Eşine de gönderelim. Tamam gönderelim. Politik Psikoloji Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın kitabı Asimetrik Savaş. Hı hı. Hı. Ve Modern Bilim, Felsefe ve Tanrı Caner Taslama'nın kitabı İstanbul Yayın Evi'nden 16. baskısını yapmış. Caner Hoca'nın bir felsefe profesörünün kitabı. Keyifle okumanızı diliyorum. Çok teşekkürler, çok mersi. Asimetrik Savaş tam eşime, bu da tam bana göre bir kitap. İyi, harika. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar çok teşekkürler. Demir Han'ı da öpüyorum tamam, hocam. Ben de çok öpüyorum ikizleri. Kısacık bir ara vereceğiz ve çocuklara cinsel tacizden bahsedeceğiz. Çocuklarımız cinsel tacize uğrarsa eğer nasıl anlarız, nasıl biz de açılmalarına sağlarız diyeceğiz. Ama önce kısacık bir ara, Roxanne'ı sevgiyle uğurlayalım.